Yerli savunma sanayi ürünlerinin de sergilendiği Teknofest heyecanı bu yıl Samsun'da yaşanıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'te sergilenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma ile ilgili detayları anlattı. Bayraktar, Kızıl Elma 2023'te uçacak dedi. Kızıl Elma F-16'nın yerine geçecek mi sorusuna da yanıt verdi. Akıncı'yı düşünecek olursanız dünyada sadece 3 ülke bu sınıfta insansız hava aracı geliştirebiliyor. Yine arka tarafta Hürjet var, eğitim uçağı, insanlı savaş uçağı. Bunun yanında Gökbey'in yine Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, az önce gösteri de yaptı. Yine Kızıl Elma, havacılıkta gelecek anlamına gelen artık 5. nesil insanlı hava araçlarından sonra, bundan sonra insansız hava araçları olacak. Bir anlamda geleceğin teknolojisini bugünden mühendislerimiz, Türk mühendisleri tasarlıyorlar. Her şeyiyle, elektroniğiyle, yazılımıyla, mekaniğiyle ve geleceğe hazırlanıyorlar. Şayet biz mevcut teknolojileri yakalamaya çalışacak olsak belki birçok alanda geride kalabiliriz ama paradigma değişimi noktalarına odaklandığımızda, geleceğe odaklandığımızda yine SİHA'larda gördüğümüz gibi, tüm dünyanın da gördüğü gibi ve takdir ettiği gibi son noktada teknolojiyi en ileri düzeyde yakalayabiliyoruz. İşte Kızıl Elma bir anlamda bunun ifadesi ve sahnenin önünde artık yabancı uçaklar değil, Türk mühendislerini tasarlayıp, üretip, geliştirip, üretip sahada kullanıma sunulan uçaklar. Kızıl Elma uçacak prototipi burada sergileniyor. İnşallah 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Yani uçuşa hazırladığımız iki prototip var. Bu onlardan ikincisi. Mock-up değil, mock-up denilen maket model değil. Biz bunun içindeki avionikleriyle de donatarak, bir anlamda aslında Akıncı'nın avionikleriyle donatılıyor. Tabii yazılımları biraz daha farklı. O avionik kendi geliştirdiğimiz elektronik sistemlerle donatarak uçuşa hazırlıyoruz şu anda. İnşallah önümüzdeki yıl uçacak. Türkiye dünyada bu alanda teknoloji geliştirme açısından son 20 yıllık mücadeleyle birlikte ilk 3'e girdi. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri insansız hava araçları teknolojisini muharebeye adapte etme konusunda dünyada 1 numara diyebiliriz. Bizim derdimiz bu yakaladığımız öncülüğü kaybetmemek ve bunu tüm topluma yaymak. Kızıl Elma az görünür nitelikte tasarlanıyor. Mühimmat istasyonları gövde içine gömülü bir şekilde veya harici taşıyabiliyor. Elbette az görünür olmak demek tümüyle radarda görünmezlik demek değil. Radarda tümüyle görünmezlik diye bir şey yok. Radar olmasa elektro-optik sistemlerle, yani kameralarla da hava araçları görülebiliyor. Ama bu elbette az görünürlük büyük bir avantaj sağlıyor. Burada asıl olan muharebe biraz şuna benziyor. Siz yeni bir teknoloji geliştirdikçe karşı tarafın ona mukabil başka teknolojiler geliştirmesi gerekiyor. Burada oyunu bozan husus şu oldu: bizler muharebe sahasında çok yeni teknolojilerle, hem Karabağ'da hem diğer SİHA sistemlerinin harekat yaptığı bölgelerde çok yeni teknolojilerle, paradigma değiştirecek teknolojilerle girdik. Logo ile alakalı derin yorumlara gitmeye gerek yok. Burada bir soyutlama var. Asıl Kızıl Elma'nın ismi bizim için daha önemli. Kızıl Elma bizim yaklaşık 20 senedir insansız hava araçlarına üzerinde ilk çalışmaya başladığımız günden beri hedefimiz olan bir platform. Bir anlamda bizler için ülkemizin milli teknoloji hamlesindeki böyle ulaştıkça uzaklaşan soyut ve somut hedefleri o anlama geliyor. 20 senedir de bizim Kızıl Elmamız bu sınıfta bir insansız hava aracını geliştirmekte. Gelecek aslında tümüyle insansız hava araçlarının ve insansız savaş uçaklarının özellikle havacılıkta domine edeceğini bekliyoruz. Buna doğru gidiyor bütün teknoloji. Sadece havada da değil, yerde ve karada ve denizde de böyle olacak. Çünkü insan faktörünü elimine edebilirsiniz, çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturmuş oluyorsunuz. Böyle bir sistemde veya Akıncı'nın yaptığı görevleri düşünün veya Bayraktar TB2'nin yaptığı görevleri düşünün. Bunları herhangi bir insanlı platformda yapmanız mümkün değildi. Bu büyük bir kuvvet çarpanı oluyor. Yurt dışından gelecek veya gelmeyecek sistemlerin açıkçası bizi pek ilgilendirmiyor. Bugün Allah'a şükür yurt dışından Türkiye SİHA'ları tedarik edebilmiş olsaydı belki bunları göremeyecektik.
Belki vermemeleri daha iyidir. Milli savunma sanayimiz açısından bunu söyleyebilirim.